hocam. Aldığınız olumlu sonuçlarda peki hastaların yaklaşımı nasıl oluyor? Aldığımız o mutluluğu yaşamak gerekiyor. Çok mutluluk verici bir şey. Gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Bu haftanın içerisinde önceki haftalarda, birkaç hafta önceydi, şehir dışından gelen, ambulansla gelen bir hastam vardı. Çok genç bir hastamdı. Geldiğinde yatağa bağlıydı, yani çok böyle yürüyecek durumu bile yoktu. Tedaviye başladıktan sonra onun hareketlenmesi, onun normal kalkması, onun bizimle iletişim kurması, o hiç tarif edilemez bir duygu. Gerçekten çok mutluluk verici bir duygu. Onun en azından böyle hani iyileştiğini gözümüzün önünde görerek gözlemlememiz çok güzel bir şey. Teşhis önemli, erken teşhis çok önemli. Ne kadar erken teşhis edersek tedavi başarımız o kadar yüksek olur. Ama yine de moralimizi bozmayalım. Yani yok teşhis edilemedi, şöyle böyle diye mutsuzluk, umutsuzluğa kapılmamalı. Ama teşhis edilememe diye bir olasılık da yok hocam. Çünkü kesinlikle. Teknoloji çok gelişti. Evet. Sizler bakın şu zor süreçte dahi onkologlar hep 7/24 işinin başındaydı. Kesinlikle. Neden? Çünkü bu hastalık yani yarına ya da bir güne gelmeyecek bir hastalık değil. Bu kadar süre geçti. Bu kadar süre içerisinde koronayla ilgili o kadar sıkıntılı dönemlerden geçtik ama hastalarımızı bir gün bile olsun eksik bırakmadık tedavilerine. Tedaviye giriş yerlerini değiştirdik, giriş çıkışlarını düzenledik. Onlar için en uygun neyse, hani enfeksiyondan korunmak adına onları yapmaya çalıştık ama tedavisiz kalmadılar, onu söyleyebiliriz. Hepsini aldılar. Hiçbir sıkıntısız bir şekilde. Bütün seanslarını aldılar diyebilirim. Evet. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliriz. Evet hocam, sizinle birçok programdan yaptık Züleyha hocam. Evet, kanser kulağı yine söylüyoruz, hoş gelmiyor ama siz doktorlarımız, hekimlerimiz, bilim insanlarımız, hastalarımıza yaklaşımınız da çok önemli. Onları böyle incitmeden ve bütün sordukları cevabı tatmin edici cevaplarla alaraktan onların duygularını bizler paylaştık. Elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalıkta, Avrasya Hastanesi'nin bir güzel bir özelliği de bu diyelim. Kesinlikle. Hocam. Avrasya Hastanesi'nde 15. yılımı bitirdim ben zaten. Hastalar önemli olan cihazlarımız çok güzel. Radyoterapi cihazlarımız en son teknoloji. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama o hastayı o cihaza getirene kadar ki morali çok önemli. O moraliyle, o moralini bozmadan, o umudunu kaybetmeden, o yoluna devam edip, tedavi cihazına yatırıp çıkartıp, ondan sonra yoluna devam etmesi çok daha önemli bir şey. Yoksa sadece hani teknolojinin ilerlemesiyle değil, aynı zamanda hastanın psikolojisi de kanser hastalıklarında çok önemli. Biz de buna elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz diyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son toparlayacak olursak şu anda evlerinde bizleri izleyen birçok güzel insanımız var. Seyircilerimiz var. Tabii bugün de bayramın birinci günü olması münasebetiyle kısıtlamalar var Türkiye genelinde. 81 ilde kısıtlama var. Evet. Tabii evimizdeyiz. Bayram başvurularımız biraz buruk geçiyor. Buruk geçiyor, evet. Bugünlerde. Ama tabii ki ilerleyen süreçlerde o eski günleri tekrar bir sonraki bayramlarla eski günlerimize döneceğimize inanıyorum inşallah. Neler söyleyebiliriz izleyenlerimize? Şöyle kısaca toparlayacak olursak. Evet. Öncelikle kanser hastalığı çok önemli ama diğer hastalıklar da çok önemli. Hiçbir şekilde hastalığı hafife almamak gerekir. Erken teşhis etmemiz gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarır. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Ufak tefek şikayetlerimizi önemsememek yerine onlarla ilgili mutlaka doktora başvurmamız gerekiyor. Şikayetlerimizin çözüme ulaşana kadar tetkik yaptırıp bütün o tetkiklerimizi kenarda bir dosyalamamız gerekmektedir. Sağlık çok önemli. O yüzden onu kaybetmeden elimizden geldiğince elimizde tutmaya çalışalım.